Hikayeli olsun mu? İster misin? Teşekkür ederim. Ocağıma incir ağacı diktim. Ben mi yaptım? Evet, senin yüzünden oldu. Bir şey diyeceğim. Motor istiyorum dedin. Ayarladım işte. Bizi getirdim. Mutlu musun peki? Mutluyum canım. Elendiriyor. Çok şükür sıkıntı yok. Güzel makine aldık. 115 beygir değil mi? 118 beygir. Korkunu biliyor musun bunu? 77 Newton metre. Sesi falan çok güzel ama. Sesi çok güzel. Ha, bir tek plakası kaldı abi. Bazı aksesuarlar takıldı üzerine. Bu arada Burak abi tanıyorsun zaten. Onu da kanalını takip etmek istiyorsanız şuradan çıkıyor linki. Ona kapak aldım. Egzozu bekliyorum. Siparişte geliyor egzoz. Fanlarımız aynen. Var. Böyle bir şey var bu arada. Ekranı görenler ya bu eski kasaya benziyor diye bilirler. Yeni kasada bir ara kasayı değiştirdiklerinde 2765'e geçtiklerinde ekranı TFT yaptılar. Sonrasında maliyetlerden biraz kısmak için ekranı tekrardan analog ve dijital olarak gene ikiye bölüp sol tarafı sıvı kristal yapmışlar. TFT'den gene vazgeçmişler. Böyle bir detay var. Bu sadece R versiyonundaymış. RS versiyonunda gene TFT. 2020 zaten. Satarsan da sana satarım. Sen bilmezsin lan bunu. Binerim. Biner misin? Binerim. Virajı güzel olduğu için binersin sen. Evet. Yani bunu en sevdiğim özellik şu olay abi. Bu olay evet, çok basabilmen önemli. Basabilmen değil mi? Evet, çünkü seli yüksekliği hem Burak abinin boyu biraz kısa. Normalki versiyonu şu anki versiyondan 2-2,5 santim kadar daha yüksek. Bu versiyonun daha kısa olduğu için daha rahat ediyor. Normal versiyonu biraz daha parmak ucundaydın sen. Sen bayağı bir aracı oldun. Bir gerçek. Estağfurullah. Senin sayende aldık yani. Benim bunda tek sadece üzüldüğüm noktayı söyleyeyim. Mesela gidon amortisörü olmasını isterdim. Tok egzozla böyle bir ses çıkartıyor olması bambaşka bir şey. Göstermek ister misin? Kaptırdı kendini var ya. 8 dakika oldu. 8 dakika. Öyle sevindim ama heyecanlandım. Evet, evet farkındayım, farkındayım. Yok makara yapıyorum ben. Hayırlı olsun. Ek verginin bitmesi gerekiyor. Hayır, 31 Aralık'a ertelendi. Sesini verin. Hazır mısın? Hazırım. Para harcamaya. Hayır. Evet evet. Hayır. Görmüyorsun şimdi. Oğlum öyle mi anlaşılıyor ki şu imkanı yok yani. Aşırı mutluyum. Bayılıyorum. Perşembe sabahları hep kalkıp 4000 lira harcamak istiyorum. Hayatında bir aksiyon olsun. Kaşındırır. Ne diyorsun? Alper bir şey de ya. Kardeşim ya. Şu an salınmamı istemiyorsun. Lan oğlum. Sinirlendiğimi görün. Hadi bir şey anlatalım ya. Çok meaningless bir vlog oluyor. Meaningless bir vlog. Ya çok özür dilerim. Burada nasıl bir kafa yaşıyor bilmiyorum ama sen Nişantaşı çocuğu musun ya? Sana ne oluyor oğlum? Tamam işte Doğukan bedava Big Chef'in tuvaletine gidiyor. Bir dakika onu çektim. Bu kadar niye bedava bilgisi veriyoruz ki? Vergi dairesinin önündeyiz. Buraya da gelmişken bir bırak istersen. Gireceğimiz yer belli diye. Buraya bir uğrayacağız. Ne yapıyoruz? Stüdyonun son dokunuşları. Stüdyomuza referans parlamaları alacağız yani. Ki ben oynayabileyim. Utku'ya sonra güzel işler yapacağız. Yeni şarkım yolda. Böyle bir şey oldu mu düşünsene benim. Nasıl yani? Çıkıyor işte. Hayır yani böyle şey. Buradan teasing'i vereyim. Sadece şarkısı. Buna dönüyorum. Bütün tüm bizi boğulur. Sen atarsın Allah Allah. Kime sorsam XD dedi. Tamam. Bu ne şimdi? Hoparlör dansı sanırım. Bir daha yapar mısın? Bu birinin hareketiydi SmackDown'da. Ben de ortak. Nasıl lan o müziği? Ecinkini hatırlıyorum da. Yeni bebekler. Güzelliğe bak. Karpuz mu oluyor? Karpuz değil tekrar bak. Kimde havale geldi bu? Benden. Tamam. Senin bilgilerini almam lazım. Tamam. Artık daha bir şey almıyor. Ben sana yazılı göndereyim mi? Bir Rus, bir Belaruslu. Yok hayır. Mehmet bu son mu? Dinle dinle. İzliyorsan dinle. Başım bağlı. Yakarım seni. Başım yok kahve makinesi istiyorum. Başım bağlı. Burada olan bir şeyden bir tane alınmaya mı çalışıyor? Kanka hayır. Yok abi. Kanka bir şey diyeyim bu arada. Ben mesela YouTube işlerinin bu olayından çok mutluyum ha. Tüm bu kurulum sürecini neredeyse vlog çekiyorum. Sen mesela sen niye bir duygusallaştın? Hayır oğlum ya mesela 2 sene sonra hani mesela böyle parayı derişet kırmışız. Doğukan'ın takmış hiç bizimle ilgilenmiyor falan böyle bir ortam. Büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle. Değil mi? 100 santim. Ben niye bu bilgiyi her gün bir daha öğreniyorum ya? Ondan sonra bu videoları açıp ve şey dedi işte buradan buraya geldi be. O zaman şey diyormuş. Sahnem 20 bin dolar falan. 20 bin dolar resmi. Anında İspanyol oldum. Tabii canım. Arap bile olurum. Tabii canım benlik hiçbir sıkıntı. Sen o mor giye gözlüklerim ne? Doğukan'ın gözlüklü. Verse'ü bitir, sonra söyle ikinci verse. Bana baktın her an, durdu sanki zaman. Bitmiyordu. Bitmiyor.
gece çalışma ve şey olayı, bitmeyen projeler, uzun uzun programlar çalışma, böyle tasarımcıların, editörlerin, aranjörlerin, bir de böyle idealistsen, öf yani çirkin mi çirkin bir hale geliyor. Yine bu şu an yaptığım iş basit bir iş. Hatta birinci hafta bahsetmiştim ilk vlogda cumartesi yayınlarız diye, ama bu işin görüntülerinin gelmesi bir gün öncesine kadar bulduğu için hızlıca yapmaya çalışıyorum, ama bu gece bitmeyecek. Yarın akşam bitiririm diye düşünüyorum. Aa, kahvem vardı. Günaydın. Acayip bir sabaha kalktım şu anda. Şöyle, bu eve taşınalı 2 sene falan oldu. Tabii Ekim'de 2 sene oluyor. Biraz arkadaşım çoktur, tamam mı? Hani okey, biraz kalabalık bir tayfayız kendi arkadaş grubumca. İşte gelen arkadaşlarım oldu hayırlı olsun. Gelemeyenler oldu falan. Ümit diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. İlkokuldan beri beraberiz herifle. Geçen gün benim eve geldi. Burada kahve içiyoruz, tamam mı? Lay lay lom, sohbet muhabbet takılıyoruz. Ümit'in de kendine ait bir Samsung eşya şey bayi var, tamam mı? İşte Samsung'un elektronik bayi. Sohbet ediyoruz falan. Böyle oturuyoruz, televizyona baktık. Böyle berber tribüne girdi abi. Berberlerde şey var. Ya, bu saçı kim mahvetti? Ya oğlum dedi, bu televizyon çok eski falan dedi, tamam. Dedim abi olsun dedim, işimi görüyor. Benim böyle çok şeyim yok işte, akıllı televizyon, HD, LCD neyse işte. Çok anladığım bir şey değil. Benim için televizyon izliyorum, ses veriyor. Okey, biraz eski kafayımdır yani. Buraya yeni bir şey alacağız, yok öyle yapacağız, böyle alacağız. Bu televizyonun da böyle hoparlöründe bir iki ufak sıkıntı vardı. Basları biraz daha tok geliyor falan. Biraz da eskidi. Ben bunu bir iş karşılığında almıştım zamanında. İlk içinde bulunduğum müzik klip projesinde Can sağ olsun bana bu televizyonu vermişti o zaman. Ben yıllardır bu televizyonu kullanıyorum. Benim için okey. Bu sabah abi şöyle bir telefon uyandım. Günaydın, merhaba merhaba. Size televizyon getirdik diye ve böyle bir kutu geldi. Ya oğlum gerçekten arkadaş biriktirmişim yani. Hani boş ver şeyinde değilim. Televizyon almış öyleymiş böyleymiş değil de. Böyle bir düşünceye sahip olduğu için çok mutluyum yani. Şimdi gelip kurdular işte televizyonu. Çok da güzel televizyon. Oğlum aşırı mahcup oldum sana ya. Böyle bir televizyon almış kardeşim. Şu an gönül ister ki oturup kurayım falan da biraz da dışarı çıkmam lazım. Sağa sola gitmem lazım. Ümit çok teşekkür ederim oğlum. Ne diyeceğimi bilemedim. O ağız hareketini bir daha yap. Eleştiri yapabilir miyim? Yap hadi. Ne her zaman çok tipsiz çıkarıyorsun videoları. Çok iyi işte oğlum, ne Alper, güzel. Alper, Doğukan, Utku hepsi çok yanlış ve güzel çıkıyorlar. Ve işte stüdyomuz ilk sanatçısına tavuklu pilav yediriyor. Ben çok geçiyorum. Vizyonsuz bir vlog ya. Geri zekalımız. Odak kısmındayım, tamam mı yani? Böyle mal görüntü değil. Şuraya Aykos almaya gidiyor ağzımda şimdi. Tam bu kareleri yakalıyorsun. Evet, daha eğlenceli değil mi? Eşofman üstüne. Karizmaya bak. Ben şu an çok güzel. Mercimek çorbası içiyorum. Ya gerçekten pazartesi niye beni buralara götürüyorsun? Benim ne günahım var ya? Pazartesi ben işimin başındayımdır. Sabah kalkarım, video yaparım. Kimse beni sabah çıkarıp evimden bağcılara götürmez abi. Bence iyi bir şey yani. Semti seviyorum ben ayrıca. Abi semtte derdim yok ya. Uzaklık manası uzaklıkta söylüyorum. Uzaklıkta bir şey yok. Arabam var altında. Basket yani nedir ya? Allah Allah. Niye basayım? Kendim için gitmiyorum ki. İşimiz var. 2 dakika bekleyeceksin beni. Sonra döneceğiz yani. Ufak bir kültür şoku. Niye? Yani seni sadece mıntıkanla 2 dakikalığına çıkarttım. 30 kilometre nedir? Her yere gidip geliyorsun ya. Dünden beri gram altında kalmadı. Kamera açılacak, makineli tüfeğimi aldım. Kerem düşüyor. Direkt savaş moduna geçiyorum. Ama ben dün öcümü aldım. Gerçekten 1 yılın falan 2 yılın öcünü almışımdır. Ben tamam, çok ciddiyim. Tamam valla sen kazan, ben kamerayı kazan. Neden biliyor musun? Hayır, artık. Neden biliyor musun? Hayır, çünkü yanlış konum atıp seni Kasımpaşa'dan Taksim'e yürüttüm. Bunu hatırladım. Hakikaten sinirlendim. Çekiyorum kenara. Tamam mı? Bu iş İndir beni. Başlarım. Çek sağa. İndiriyorum. İniyorum. Buraya kadar oynadın. Buradan sonra da in artık. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi canım selametle. Hadi eyvallah. Hadi. Ya mahvolsun. Nereden gittin ya? Şey yapsak metrobüse kadar. Ya hadi bir ya. Abi var ya çok komik halim ya. Saat şu an pazartesi akşamı 2:41. Şu an izlediğiniz vlog yetişsin. Aynı anda da makine girsin diye Buğra abiye gidiyorum abi. Benzin de kendime çok iç açıcı bırakmamışım. Şuradan benzin alayım abi. Şimdi
şöyle, Uğur abi de teknoloji kanalı olduğu için ve teknoloji kanalında haftada 3 video falan yapıyor herhalde bu ara. Bana dedi ki The Makina'nın kurgusunu yapar mısın? Hazır sen de varsın. Dedim ben yaparım. The Makina'nın yeni videosu, işte bu videonun da başında izlediğiniz gibi yeni motor videosu. Ben video önce yayınlasam abi, motor orada görünecek. O zaman bu adam niye bu kadar bekledi video yayınlamak için? Dolayısıyla iki videonun da aynı güne yetişmesi gerekiyor ki benim videoda daha önce çıkmış olmasın. Dolayısıyla benim iki videoyu da salıya yetiştirmem gerekiyordu. Abi saat 2.45 oldu işte. Burak abiyle konuşuyoruz. Görüntüleri gönderdim. Dedim ki abi böyle böyle hani buraya kadar ilerledim. Uykun var mı dedi. Yok dedim. Hadi gel dedi. Sandviç yemeye çıkalım. Oradan da videoyu bitiririz beraber. İyi dedim abi. İşte YouTube'un arka planı böyle.